Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bize, ailemize hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın biz Alyoşun da hala hasta arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar, ben hala bir polilik Neyse, Alya da hala hasta. Bir toparlanıyor biraz. Öksürüğü falan var. Ateşi falan gitti. İyi tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar, bugün günlerden Pazartesi. Evet annem. Pazar. İşte böyle arkadaşlar, biz bir Alya'la şimdi çıkıyoruz, şeye gideceğiz. Zeymen, ekşi. Action'ı falan bir dolaşıp geleceğiz öyle. Birkaç alacağım var, öyle eve ıvır zıvır önemli şeyler değil. Bakalım Evet. çıkalım. Kızım, Ay. ben de çantamı aldım. Evet. Ayaşlar öyle çantasını aldı. Önce yasını giyin annem. Ondan sonra çantanın üstüne takalım, tamam mı? Tamam. İşte Alya da böyle hazırlandı arkadaşlar. Ben de bir ceketimi falan giyineyim. Çıkalım annem, tamam mı? Hadi çıkalım. Bu arada arkadaşlar biz geldik çarşıdan. Bakın Alya da böyle kendine tokalar aldı şunları. Ana, başka eksik mi? Hangisi eksik anne? Yeşil de Yeşil var. nerede? Orada bak. Burada. Oh, yere düştü şimdi. Şöyle bilmiyorum gözüküyor mu Orhan'dan Alya buraya şimdi gidiyorlar. Onlar araba yakacak, gelecekler beraber. Orhan dedi Alya'ya, hadi sen de gel beraber gidelim. Bakın ben de mutfağa girdim arkadaşlar. Burada şimdi yemeğime başladım. Bana şöyle güzel bir dana et çıkarttım. Bakın doğradım. Şöyle bir türlü gibi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Patates de doğradım. Bulgur pilavı yapacağım. Bir de yanına mantı çorbası yapacağım arkadaşlar. Akşama bugün de dedim öyle yiyelim. Sonra arkadaşlar akşam size bugün Alya'dan çarşıya gittim geldim. Size aldıklarımı bir göstereceğim arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar, bizim de ev günlerimiz böyle geçiyor. Vallahi mutfağa girdim. Malzemelerimi hazırladım şimdi. Cırcırdan her şeyi geçiriyorum. Bakın böyle. Çok iyi oluyor. Tereyağımı çıkarttım falan derken yemeğe başlayalım. Bunu arkadaşlar pilavım için koydum. Bunları böyle cırcırdan geçirdim arkadaşlar. Sarımsak, soğan, biber. Bir de azıcık içinde şey var. Havuç. Böyle arkadaşlar azıcık şey kaynattım burada. Onu sonra mantı çorbamın içine ekleyeceğim. Yeşil mercimek o da. Hepsinin altını açıyorum. Hepsini birden yapayım diyorum. Ona da böyle bir türlü gibi bir şey yapacağım işte arkadaşlar. Öncelikle etlerimi ve patatesimi atıyorum arkadaşlar. Az da soğanımı. Önce bunları bir iyicene şey yapacağım. En sonunda üstüne zepseleri atayım diyorum. Buna da böyle salçamı ekliyorum arkadaşlar. Azıcık domates ve azıcık biber attım bunun içine. Şöyle bir güzelce kavrulsun bu. Vallahi arkadaşlar Alya da yavaş yavaş toparlanıyor. İnşallah diyorum bayrama kadar toparlanmış olur. Thank you.
Bunun içine arkadaşlar şimdi bir tane bulyon attım. Et bulyonu ve domates. Pilavım böyle şey olsun istiyorum arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Hani böyle sırf bulgur değil de içinde hani böyle işte şeyli, zepseli, soğanlı biraz bol olsun diyorum. Çorbam kaynıyor arkadaşlar. Bakın bu yemeğim böyle oldu. Çok güzel oldu ama aşırı lezzetli. Pilavın yanında da şimdi çok güzel gider. Pilavım da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Biz bugün böyle yiyoruz. Ben bence bir yanına salata da yaparım bunun arkadaşlar. Yeter. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar bakın Alya bunu aldı, İlkay'a aldı bunu. Değil mi annem? İlla onu almak istedi İlkay'a. Ben de böyle bir şey aldım. Bakın şöyle bir şey buldum Zeyman'dan arkadaşlar. Alya'ya üstüne giymek için. Şunu aldım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 13 euroymuş. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Hoşuma gitti. Dedim alayım. Ve arkadaşlar burada birkaç bir şey aldım. Bunları sonra size göstereceğim. Çünkü bunlar bayram için hediye paketinden dün akşamdan başladım ben arkadaşlar. Yemekten sonra kalınlar. Arkadaşlar dün akşam Alya uyuduktan sonra şey yaptım ben, o paketlere başladım. Çocuklar için böyle şeker paketi falan hazırladım. Onları bir sonra size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar Orhan'dan Alya arabayı yıkadıktan sonra Alya'ya bir yemek yedirdim. Şimdi bakın Orhan da burada araba süpürüyor. Bu arada arkadaşlar biz bir anneme uğradık geldik Orhan arabayı temizlerken. Bir annemle yarım saat oturduk geldik Al yaşımla bir yürüyüş yaptık. Şimdi geri eve yürüyoruz. Bakalım baba arabayı temizledim hadi gel. Geldik arkadaşlar vallahi Orhan herhalde bayağı bir temizledi arabayı. Vallahi arabanın içi tertemiz gözüküyor. Ama çöpleri de çıkartmış. Ne kadar çöp çıkmış buradan. Arkadaşlar şimdi bu kızlara yaptık ve çocuklara yaptık. Şimdi erkeklerin paketine geçiyoruz. Erkeklere de biraz böyle erkek çikolatası şekeri aldık. Biraz böyle erkeklere uyumlu ve böyle herkese böyle bir tane çorap koyuyoruz ve onlara da öyle bir paket yapacağız arkadaşlar. Tamam. Hadi sen de sticker'ını yapıştır anne. Evet. Çok güzel oldu. Böyle bir erkeklere hediye paketi. Anne şey olan da şimdi burada Alya bir gün anneme gidiyor ve ben de hazırlandım böyle arkadaşlar valla biraz şöyle bir hafiften süslendim birazdan size arabada evet Orhan'ı işe bıraktık geldik arkadaşlar ben de böyle hazırlandım şimdi birazdan arabada anlatırım nereye gideceğimi hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Alya'yı bıraktım Orhan'ı bıraktım.
Şöyle bir yarım saatim falan var arkadaşlar. Dedim buradaki çarşıya bir gireyim. Bir şeyimiz var arkadaşlar. Dediydim mi? Hayır demedim herhalde. İş yerinden şey yapacağız. Bizim şeyin bölüm iş yerindeki çalışanların hepsi bir gün yemeğimiz var. Yemekten sonra da tiyatro gibi bir şeye gideceğiz. Bizim işle ilgili. İşte böyle arkadaşlar, vallahi çıktım ben de şimdi çarşıya geldim. Bakalım bir çarşıda, önce bir çarşıyı gezeyim. Ondan sonra da zaten buluşacağız iş arkadaşlarımla. Biraz da çok yürüdüm, nefesim daraldı. Bakın burada Primark var, ben bir Primark'a gireyim arkadaşlar. Bayağıdır hiç girmedim. Şunlar güzelmiş de şeyimi bulamadım, bedenimi arkadaşlar. Maalesef. Bir tane böyle şundan aldım arkadaşlar. Bunları çok seviyorum. Çok rahat oluyor. Ben çok giyiniyorum. 5 euroymuş şimdi de burada. Primark'ta dedim bir tane alayım. 5 euroya da iyi. Güzel terlikler falan var. Şu Barbie terlikler de çok güzel arkadaşlar. Şunu bir deneyeyim. Niye olmasın? Çok seviyorum. Çantalar da çok güzelmiş. 11 euro. Şu da güzel. Bu da 11. Şu çantanın güzelliği 20. Güzelmiş. Şu da hoş. 11 euro. Bakın burada Primark'ta bavullar falan da var. Bayağı güzel bavullar falan var ama ben almıyorum arkadaşlar buradan. Geçen sene ben bir tane TK Maxx'tan aldıydım. Bu sene de aynısından bir tane oradan almak istiyorum. Ay, şu çanta da güzelmiş. Ana bu da güzelmiş kız. Amanın amanın. Kendimi tutuyorum ama pek bir şey almak istemiyorum. 14. Çok tatlı değil mi ya bu? Evet çok tatlı. Neyse. Tutuyorum kendimi arkadaşlar, almıyorum ama gerçekten çok hoş çantalar. Ay pembesi de var. Ay şu Barbie terliği mi olur muydu? Neyse olurdu da almıyorum arkadaşlar. Şu büyük tokalar güzelmiş aslında. Alabilirim kendime ve ayışıma. Bakın bu renkler de çok mala güzelmiş. Böyle kolye de güzel.
Bayağı güzel şeyler var arkadaşlar. Bunlar da hoş. İzne falan giderken bir şeylerini koymak için ben böyle bir tane Alya'ya bir kere aldıydım. Alya'nın ağasıyla. Şunlar da çok hoşmuş. Güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada ben eve geldim. Bizim akşamımız çok güzel geçti arkadaşlar. Bütün böyle bizim bölümde çalışanlarla yemeğe çıktık. Ondan sonra çok güzel bir tiyatroya gittik. Dahmama diye. O da böyle bir, nasıl diyeyim, unutkan hastalığıyla ilgili bir tiyatroydu arkadaşlar. Tam böyle bizim işimize de şey. Çok güzeldi. Çok böyle duygusaldı bir de. Güzel geçti vallahi. Öyle diyeyim. Hatta böyle iş arkadaşlarına birkaç tanesi bayağı ağladı falan. Güzeldi ama gerçekten güzel geçti arkadaşlar. Bu arada ben eve geldim. Şu Primark'tan aldıklarımı size de göstermek istedim arkadaşlar. Orada biraz böyle acele acele çektim. Biraz bir şeyler size de gösterdim zaten. Şimdi dedim bir aldıklarımı size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakayım. Şöyle işte başlayayım. Bir tane kendime etek aldım. Hoşuma gitti. Bayağıdır böyle bir etek istiyordum. Gördüm dedim alayım. Şöyle bir kot etek aldım arkadaşlar. Bayağı da uzun. Arkasında böyle şeyi var. Giyindiğimde size de gösteririm zaten. Böyle bir açık şeyi var. Şöyle bir kot etek aldım arkadaşlar. Bu 22 euroydu kot eti. Bunu aldım. Ondan sonra Alya'ya böyle bir pantolon aldım arkadaşlar. Ay çok tatlı değil mi? Bakın şurada kalbi var. Bunun fiyatı ne kadarmış? 11 euro. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar Alya'dan bana şöyle bir şal aldım. Dedim bayramda takınalım. Yarın bayram. Şöyle. Çok tatlı değil mi? Dedim belki ben boynuma takarım. Alya'nın da saçına takarım. Böyle bir uyum yapmış oluruz. Hatta belki bu pantolonu da giyindirirsem Alya'ya kalpli. O da kalpli. Bilmiyorum. Bakalım böyle bir kombin yaptım. Ondan sonra şundan aldım arkadaşlar. 5 euroydu. Bakın.
Crocs gibi ama gerçek Crocs değil. Dedim çok güzel, hoşuma gitti. Ben bunları giymesini çok seviyorum arkadaşlar. Ben bunu her şeye giyiniyorum. Normal hayatımda da kullanıyorum yani. Dışarıda kullanıyorum. Her yere gidiyorum bununla. Bir düğüne falan gitmiyorum bunlarla. Yoksa her yerde beni onunla görebilirsiniz. Benim var da iki tane. Bir tane bir tanesi pembe. Onu her zaman giymiyorum arkadaşlar. Onu sadece böyle ev ve ev etrafında giyiniyorum. Uzaklara giymiyorum yani. Bir tane de siyah vardı, onu her yere giyiniyordum. O da koptu şeyi. Neyse dedim artık yenisini alayım. Bir tane de taç aldım arkadaşlar. 2 euroya düşmüş bakın. 2 euroya dedim. Süper. Bana da çok yakıştı. Taçlarım çok var aslında arkadaşlar. Ama hiç takmıyorum. Niye takmıyorum bilmiyorum. Taksam iyi olur aslında. Şöyle göstereyim. Bakın taçlarım hep böyle bu kutunun içinde çok var. Ama bilmiyorum. Hatta buna benzer bir siyah tacım da var. Ama tam böyle bu istediğim şey siyah. Bir de çok abartı değil. Mesela bakın şunu falan çok takamıyorum. Görüyor musunuz mu? Pembiş pembiş güzel ama severim. Bilmiyorum, belki yaz geliyor ya, canım yine böyle bir taç takmak falan istedi. Şöyle. Bakalım. Bu arada Alya'nın tacı da kırılmış arkadaşlar. Şu Alya'nın meşhur tacını biliyorsunuz. Buna bir gün çok üzülmüş. Orhan diyordu Alya ağladı taca falan diye. Bakayım, belki onu birazdan şimdi yatmadan bir deneyeceğim. Belki onu bir dikeyim mi ne yapayım bilmiyorum artık. Bir bakayım onu. Arkadaşlar bunu gördüm. Primark'ta. Kaç liraymış bu? 2,50 euro. Şöyle içine bir şeyler koyabiliyorsun bavulunda götürmek için. Çok iyi değil mi? Şöyle. Ve biz bir ay sonra Türkiye'ye gideceğiz arkadaşlar. Dedim bir de bunu aldım. Bazı bir şeylerim var. Mesela yüz kremim falan. Dedim belki böyle şeylere koyabilirsin. Mesela Alya'nın popo kremi var. Azıcık ondan yanıma alayım. Mesela o büyük şeylerin hepsini götürmem. Böyle zaten 10-11 günlüğüne falan gideceğiz Türkiye'ye. Dedim bunun içine koyarsam tam yeter olabilir sanki, düşünüyorum. Bunlara da bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüm, hoşuma gitti. Dedim böyle büyük büyük şeyler götüreceğimi küçük şeyler götürün. Belki daha hem bavulumda az yer kaplar. Bilmiyorum, benim bir kolayıma geldi. Bilmiyorum, bir deneyeceğim. Herhalde bunlara bir şey koyarım ben diye düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar aldıklarım. İki bir şey daha aldım. Onları göstereyim hatta. Çünkü bu vlogum yarın gelecek. Şöyle son paketleme yaptık. Arkadaşlar herkese alıyor şunla. Ya hazırladığımız paketleri de göstereyim arkadaşlar. Sizin için de güzel olur. Arkadaşlar bize abone olun lütfen, gerçekten desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Yorum yapın, beğenin videomuzu. Görüşmek üzere inşallah. Yarın da bayram arkadaşlar, yarın yeni video başlayacağım. Görüşürüz inşallah. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar bu lokumları. Ben geçen Özbagdad'dan da aldıydım. Bakın şöyle şey yapıştırdım üstüne, Ramazan mübarek diye. Şöyle bunları da artık anneme, kayınvalideme, Ayşe teyzeye falan, işte böyle büyüklerimize götürürüm, anneanneme falan. Bundan böyle bir 6 tane aldım şöyle. Bunların hepsine de yapıştırdım şöyle. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada da daha çok var arkadaşlar ama hepsini böyle çıkartmadım. Şimdi paketledim çünkü ben onları. Böyle bakın bunları böyle bizim kızlara yaptım. Ela'dan. Şöyle göstereyim. Ela'dan Sena'ya. Onlar biraz daha küçük diye onlara daha çok biraz özendim şöyle. Büyüklere artık şöyle bir küçük bir şey yaptım arkadaşlar. Ondan sonra erkeklerin hepsine böyle bir çorap ve şeker ve çikolata. Bu arada aldığım şekerlerin hepsi vegan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve bunlar da böyle arkadaşlar göstereyim. Bu paketler de böyle çocuklar için. Dağıtmalık. Çok şeker koymak istemedim arkadaşlar. Çoğunlukla böyle oyuncak koydum içine. Yine de dedim neyse iki şeker de atayım içine. Çünkü o zaman daha bir güzel gözüküyor.
şöyle göstereyim, böyle bir şeyler yaptım işte çocuklar için de, hepsine de böyle şey yapıştırdım. Ela'dan Sena'ya da biraz böyle bir ekstra süsleme yaptım. İşte böyle arkadaşlar, bizim paket süslemelerimiz böyleydi. Bu bayramda böyle oldu. Her bayram yapıyorum arkadaşlar ben böyle. Çünkü seviyorum yani her bayram böyle yapmasını, çocuklara vermesini. Her bayramda da yapıyorum vallahi. Her zaman biraz değişik yapıyorum. Ama işte böyle kızlara da böyle toka aldım ve maske aldım. Güzel oldu. Yanına da böyle bir çikolatadan şeker koydum işte. Böyle arkadaşlar, bizim bu süslemelerde böyle.